Yani siz de hem sonuçta anne olarak da aklınıza takılanlar olabiliyor. Çocukların saatlerce başında vakit geçirdiği tablet ve telefon gibi elektronik cihazlar ise uykusuz bırakıyor. Uykusuz kalan çocukların bağışıklık sistemi zayıflarken hastalıklara karşı dirençsiz hale geliyorlar. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Erdal Pazar, yapılması gerekenleri anlatarak ailelere uyarılarda bulundu. Hastalıklardan korunmak için sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Erdal Pazar, "Özellikle burada sebzeler çok daha kıymetli bizim için. Çünkü meyvelerin içinde bir miktar şeker bulunuyor ve çok fazla meyve tüketen çocukların iştahı kapanabiliyor," dedi. Sebzeler ve meyveler çok çok kıymetli. Özellikle farklı farklı renklerden sebze meyveleri mutlaka bir şekilde çocukların öğünlerine katmak lazım. Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği gibi bir gün içindeki en az 5 öğünümüzde sebze veya meyve olsun diye tavsiye ediyor Dünya Sağlık Örgütü. Özellikle burada sebzeler çok daha kıymetli bizim için. Çünkü meyvelerin içinde bir miktar şeker de bulunuyor ve çok fazla meyve tüketen çocukların iştahı kapanabiliyor. Kilo açısından da problem yaratabiliyor. Ama sebzelerde böyle bir sıkıntımız yok. Sebzelerde hiçbir sınırımız yok. Her öğününe veya ara öğünlerine sebzeleri bir şekilde eklemek lazım. Ve burada da özellikle mevsiminde olan taze sebzelerden ve farklı renklerdeki sebzelerden faydalanmak lazım. Beslenme dışında uyku da bağışıklık açısından çok çok kıymetli bir şey. Çünkü uyku sırasında hem zihnimiz hem de bedenimiz toksinlerden arınıyor. Ve vücudumuz dinleniyor, gevşiyor. Bağışıklık için de çok çok kıymetli bağışıklık hücrelerimiz gece birazcık daha aktif hale geliyorlar. Hem kanser için de bu geçerli hem hastalık sıklığı açısından da geçerlidir. Özellikle çağımızda, günümüzdeki maalesef böyle yaşadığımız tuzaklardan birisi de bu beslenme dışında. Mavi ışıklar, ekranlar, tablet, telefon gibi şeyler ve led ışıklar bizim melatonin dediğimiz uyku hormonu sentezini bozarak uyku düzenini bozuyor. Hem uykuya dalmayı geciktiriyor hem de o uyku sırasında kaliteli uyku uyumayı ve melatonin sentezini azaltıyor. Melatonin uyku hormonu olarak bilinir ama çok kuvvetli bağışıklığı destekleme gibi hem kanser hem enfeksiyonlara karşı korunma gibi etkileri de vardır vücudumuz açısından. Bu yüzden ekrandan mümkün olduğu çocuklarımızı uzak tutmamız lazım. Özellikle de hava karardıktan sonra akşam saatlerinde buna dikkat etmek gerekiyor. Peki çocuk.